Ali Çınar hazır mı? Tamam. İsmail Hakkı Bey, siz araya girecektiniz. Ben size söz vereceğimi belirtmiştim, evet. Ama reklama gittik. Buyurun lütfen. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu dinlediğimiz zaman Dışişleri Bakanlığı sözcüsünü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünü not aldık. Yani Sayın Erdoğan'ın sözleri not aldık. Not almak sadece kabul etme anlamına gelmiyor. Zamanı gelince bakacağım anlamına geliyor. Zamanı gelince yapacağım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hakkıdır falan gibi bir şey söylemiyor. Not aldık diyor. Bir kenara yazdım. Çıkarlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Zaten ortak çıkarlarımız var. Bu konuda da devamlı Amerika'nın söylediği laf bu. Devamlı diyor ki bizim ortak çıkarlarımız var. Ortak çıkarlar konusunda şey yapıyoruz. İnsan hakları diplomasi devamlı söylediği laf. Diyalog konusu söylediği laf. Bir de şey söylüyor. Bizim 18 Ekim'de yapılan açıklama açık ve net olarak 41. Viyana Konvansiyonu'nun 41. maddesine uygundur diyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Amerika'nın böyle bir şeyi var. Bana göre bu söylenenler her zaman söylenebilecek laflar. Ve burada Amerikan Büyükelçisi'nin yapmış olduğu, hata demeyeceğim, yapmış olduğu bir operasyon. Bana göre bu bir büyükelçiler vasıtasıyla yapılan bir örtülü operasyondur. Açık ve net olarak örtülü operasyondur. Kime karşı? Biraz evvel ben sayın bu şeye karşı, Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan bir operasyondur. Tayyip Erdoğan eğer o şey lafında üzerine dursaydı, bunları non grata, yani istenmeyen personel ilan ettim lafın üzerinde dursaydı, talimatın üzerinde hayır ben kabul etmiyorum bu iş olsun deseydi, o takdirde belki o 10 ülke, zaten niye bir ülke yapmadı, 10 ülke yaptı? Bakın, bütün bu ülkelerin Türkiye ile ticari temasları var. Askeri temasları var ve askeri malzeme alıyordu bu ülkelerde. Bu 10 ülkenin birden yapması Cumhurbaşkanı'nın çok ağır bir cevap vermesine engeller diye düşündüler. Ama tam tersini yaptı Cumhurbaşkanı bu konuda. İstenmeyen personel ilan etme konusuna girdi. Çok özür dilerim. İsmail Bey, 10 ülke. İsmail Bey bir dakika. Ali Çınar, Biden mı geliyor? Bir helikopter görüyorum orada. Beyaz Saray'a mı geliyor Biden? Evet, yani bir gösterebilir misin? Sonra, şimdi gidip helikopteri askeri havalimanına gidiyor. İki tane çıktı. Şu anda görünmüyor tabii. Biden'ı askeri havalimanından alıp buraya getirecekler, yani Beyaz Saray'a gelecek. Alıp gelecekler, yani askeri havalimanından, evet. O helikopterler alıp getirecekler Biden'ı. Birazdan oraya gelecek. Anladım. Ya Ali Çınar, senin de süren... Tabii Ahmet Hakan Bey, tabii Türkiye'yi ilgilendiren bir toplantısı da var. Ermeni Patriği Bartolomo. Saat 5.30'da, yani yaklaşık 45 dakika sonra da toplantısı var Beyaz Saray'da. Patriği burada ağırlayacak. Ha, Patrik orada, Bartolomo. Bir şey sorabilir miyim? Bartolomo rahatsızdı, evet. Rahatsız dendi, ben de öyle haberler gördüm. Sağlık durumuyla ilgili bir takım haberler gelmişti Bartolomeo'nun. Dün akşam hastanedeydi, sabahleyin taburcu oldu. Çıktıktan sonra da Türk Büyükelçimiz Murat Mercan'ı ziyaret etti. Türk Büyükelçiliği'nde, rezidansta. Yani şu anda toplantılara devam ediyor. Bir rahatsızlığı vardı akşam. Müşahede altına aldılar ama çıktı sabahleyin. Yani 40 dakika sonra da arkamda Patriği buradan Biden ağırlayacak. Patriği ağırlamasının nedeni de 30. yılı Patriğin bu görevde olmasından dolayı yıl dönümü, hem kutlama hem de bir nezaket anlamında ev sahipliği yapacak Biden. Yani yarım saat sonra burada birçok Yunan gazeteci, Ermeni gazeteciyi göreceğiz. Yani Bartolomeo ile Biden baş başa orada görüşecekler, öyle mi bugün? Evet. Birazdan. Yani Türkiye saatiyle 12.30'da. 12.30'da. Gece saatiyle. Evet. Amerika oranın saati, yerel saati. Yalnız Bartolomeo çok dengeli ve tutarlı konuşuyor. Çok, tabii. Evet, yani doğru. Zaten Türk Büyükelçisi'ni de gitmiş, görüşmüş, evet. Aynı rezidansta. Oradan da
Bartolomeo ile Biden'ın Bartolomeo evet, olaylara Biden çok dengeli yaklaşıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili de hep böyle yapıcı, eski olayları düşünmeyen veyahut da kapatalım modunda bir yapıcı bir tarzı var. Evet. Bartolomeo'nun evet doğru doğru. O zaman peki biz Bartolomeo'yu görebilecek miyiz? Bu şey gibi yani, olarak Zeki Müren de bizi görecek mi gibi oldu ama neyse. bu arkamda gördüğünüz kapıdan girme ihtimali çok yüksek. Yani biz de göreceğiz, bekliyoruz. Ya Ali Çınar. Tabii Biden, evet. Bir şey söyleyeceğim. Ya vaktin varsa bize göster ya, ne olur. Olur mu? Tabii bağlanırız yani, zaten buralardayım şu anda. Bağlanırız zaten. Biden helikopterle indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Yani eğer gazeteci tarafına gelirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın görüşmesi de soracağız. Birkaç Türk gazeteci arkadaş da burada. Yani böyle iniş kalkışlarda falan da gazeteciler tabii cevap almaya çalışıyorlar. Ali sen evet. Sen cevval bir şekilde atıl. Mr. President işte Roma'da Erdoğan'la görüşecek misin diye sor. Evet. Bakalım, bazen es geçiyor da yani bir 10-15 dakika sonra inecek kendi Beyaz Saray evine. Vallahi ben de çok merak ettim şimdi. Yani Roma'da Erdoğan'la görüşecek misiniz? Ana soru bu, Biden'a sorulacak olan. Bu arada reklam arasında beni Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden arayanlar oldu. Bu konuyla ilgili bilgi vermek üzere. Gerçi Abdülkadir Selvi'nin program sırasında aktardığı kulis bilgileriyle örtüşen şeylerdi ama evet. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse Türkiye Dışişleri olayı şöyle anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın persona non grata ilan etme konuşmasının ardından bu 10 ülke diyor panikle bizimle müzakereye başladılar. Bu müzakereler sonucunda bir metin geldi önümüze. Düzeltme metni. Bize gönderdikleri metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine tekrar kendi başkentleriyle temasa geçtiler ve yeni bir metin ortaya koydular. O yeni metinde mutabık kaldık. İşte böylece bu kriz çözülmüş oldu. Yani aslında Abdülkadir Selvi'nin anlattığı... Toparlanma metni bu. Toparlama metni işte. Hı. Yani evet, o anlattığı hikayenin aynısı örtüşen bir şekilde bu bilgiyi de anlattılar. Yayından önce bana bu bilgiyi vermek istemişler fakat yayın başladığı için olamadı. Reklam arasında bu bilgiyi aktarmış oldular. Zaten biz de bunları konuşmuştuk. Yani çerçevesi bu. Ali Çınar, bir şey merak ediyorum. Ya bu... Şimdi biz kendi aramızda da tartışıyoruz da persona non grata çok ağır bir yaptırım diplomaside. Yani istenmeyen adam ilan etmek bir büyükelçiyi. Yani çok artık hani son söylenmesi gereken söz. Acaba Amerika başta olmak üzere böyle bir çıkış beklemiyorlar mıydı? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkıp da ya madem siz böyle bir şey yaptınız, ben de sizi istenmeyen adam ilan ederim demesini beklemiyorlar mıydı acaba? Açıkçası hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasında tepki gösterdi. Ama ikinci açıklamasında ben Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdim. Çok net ve ağır olarak burada görüldü. Yani cumartesi akşamından itibaren kongredeki iletişim direktörleri de bazı kongre üyelerinin iletişim direktörleri de nasıl yani tarzında daha çok anlamaya çalıştılar açıkçası. Yani 10 büyükelçiyi... Gerçekten 10 büyükelçiyi istenmeyen adam mı ilan edecek? Bir şaşkınlık o zaman o. İlk başta evet bir şaşkınlık, yani beklenmeyen. Tabii herkes de sonuçta Türk-Amerikan ilişkilerinin Türkiye'nin batıyla hiçbir zaman... kötü olmasını biz de istemiyoruz. Yani ilişkiler eğer farklı bir konuma gelseydi bu akşam çok ağır sonuçları olacaktı. O nedenle bu anlamda baktığımız zaman 10 ülkenin ülke dışına çıkartılması veya istenmiyor ilan edilmesi çok ağır ve şaşkınlıkla karşılandığını beklenmiyordu açıkçası. Ama tabii ikinci gün
İşte tamam, böyle bir şey olursa artık Amerika ile Türkiye'nin ipleri kopabilir. Kongrede yaptırımlar olabilir. İşte karşı Türk grupları hemen anında zafer çığlıkları, ellerini ovuşturmalar. İşte F-16'da zaten bundan sonra verilemez diye farklı tabii planlara girdi. Ama burada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sağduyulu davrandığı görülüyor. Yani sizinle biraz önce Türk Dışişleri yetkililerinden size iletilen bilgiye de baktığımızda evet, bir orta yol bulunsun, biz bunu artık gerginliği fazla uzatmayalım tarzında. O nedenle hani şu anda olumlu bakmakta fayda var. Peki Ali Çınar, not aldık demesi Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, İsmail Hakkı Pekin Bey ona işaret etti. Bu ne anlama geliyor? Yani not aldık derken neyi kastediyor yani? Erdoğan'ın son açıklamalarını not aldık demiş Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerikan. Yani ciddiye aldık anlamına ben aslında yorumluyorum. Not aldık derken sonuçta burada dikkate alındı, ciddiye aldık. Belki bundan, bu da benim kişisel fikrim, hatalardan ders alınır. Yine biraz önce Hakan Bey de bunu ilk başta konuştu. Yani Amerika vazgeçmeyecek Türkiye insan haklarını eleştirmede Washington DC'den, ama Ankara'da ev sahibi olan bir ülkeyi içeriden eleştirmenin ben artık Amerika tarafından yapılmayacağını tahmin ediyorum. Bu bence biraz da ders alın diye geliyor. Yani o anlamda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasını not aldık, dikkate aldık ve ona göre de adımlarımızı attığa yorumluyorum ben açıkçası. Peki şöyle yorumlanabilir mi? Bak, bu açıklamalara şimdilik cevap vermiyoruz ama not aldık, daha sonra bir karşı tepki göstereceğiz falan. Böyle yorumlanması mümkün mü? İkisi de tabii, aynen. Yani ikisi de evet zaten. Ama not aldık derken zaten sonunda ben 18 Ekim açıklamasıyla Viyana 41. maddeyi de tutarlı görüyorum. Hani ama işte ikili bir açıklama bugün diplomasi usulüyle. İki tarafa da çekilir yani, doğru tespit. İki tarafa da çekilecek bir yorumda bulundu. O nedenle hani burada Amerikalı arkadaşlarla konuştuk ve not aldık. Bak ileride görecekler. Bunu Keşe'ye yazdık da olabilir. Ve diğer anlamda biz ciddiye aldık da olabilir. Bunu hangi tarafla konuşacağınıza bağlı ama diplomatik uslupla konuşması bugün çok normaldi. Yani böyle sürpriz yani, beklenmeyecek bir açıklama diplomatik, yapmadı. Diplomatik usta konuşulduğu zaman hem NATO'da hem de diplomatik çevrelerde not aldık. Biz bunu işte geldik, zamanı geldiği zaman görüşürüz, zamanı geldiği zaman anlatır şeklinde bir ifadedir. Yani yoksa biz bunu kabul ettik, bilmem ne ettik. Yani normal evet demezler, hayır da demezler ama not aldık derler diplomatça. Evet, yani o not aldık kelimesine böyle yüksek, büyük anlamlar yüklemeli miyiz, yüklememeli Hayır. miyiz? Ben de onun Doğru. üzerinde durmaya Yok, çalışıyorum. Ben, ama ben demin söylediğiniz doğru. Bana göre yüklememeliyiz. Yani. Zamanı gelince görüşürüz de, bunu gibi. Evet. Yani ben açıkçası çok öyle düşünmüyorum. Yani çok bence büyütülecek bir konu değil. Not aldık, almadık. Sonuçta her aksiyonda da Türkiye de karşılığını veriyor. Ve Amerika da yerine göre farklı adımlar atabiliyor. O nedenle kime kim not aldığını bugün de aslında gördük. Geri adım atıldı açıkçası 10 büyükelç tarafından. Ali Çınar, şunu söyleyebilir miyiz? Ya bu Amerika Birleşik Devletleri ve 10 ülke ve 9 ülke Türkiye ile ilişkileri derinden sarsacak, radikal bir kopuşa götürecek bir olayı olsun istemediler. Bunu diyebilir miyiz? Bugünkü yaptıkları açıklamayla diyebiliriz. Yani burada yine biz gözdağı verelim. Ortak bir açıklamayla bunu kınayalım. Uluslararası alanda da tepkimizi gösterelim tarzında bir tabiri caizse haddini bildirme de yorumlayabiliriz. Ama buradan hani Türkiye'yi tamamen cezalandırma, yani 10 büyükelçinin bu şekilde tavrıyla olacak işler değil. Yani bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu tarzda tepkiyi kimse beklemiyordu. Yani ne Amerika'daki Türk toplumu, ne Türk kamuoyu, ne Amerika'daki resmi temsilciler bu kadar hani onunu aynen bu buradan atacağız tarzında yapılacağını bekliyor muydu, o soru işareti. Ben kişisel olarak ben beklemiyordum. Yani İsmail Hakkı Pekin işaret etti. Erdoğan son dönemde
Siz söylediniz değil mi İsmail Hakkı Bey? Evet, hani Cumhurbaşkanı son dönemde daha bir diplomatik bir tutum sergiliyor, dil kullanıyor. Yani o açıdan yani ben çok sert bir tepki bekliyordum bu büyükelçileri ama. Tamam. Şimdi somut adım, istenmeyen adam ilan marjinal etmek. Tepki diyelim buna. Ya bu en çok uç nokta. Marjinal değil, somut. Somut ve marjinal, uç nokta. Ben niye bekliyordum diyorum biliyor musunuz? Şimdi siyasette illaki siz bir siyaseti diplomatik götürürsünüz ama öyle abuk subuk bir olay çıkar ki karşınıza. Orada direkt restleşirsiniz. Ben onun için en sert tepkiyi bekliyordum. Ali Çınar, sen gitmek istiyorsun galiba. Ama Bartolomeo'nun gelişini eğer yakalarsak çok iyi olur. Çünkü Türkiye açısından da bir önem taşıyor. Ali Çınar o bilgiyi verdi. Bartolomeo az sonra Biden'la Beyaz Saray'da görüşecek Ermeni Patriği. Eğer onu yakalayabilirsek, o ana denk gelebilirsek Ali Çınar da bizi ona yansıtacak. Çok teşekkürler Ali Çınar. Tamam, eksik olma, önemli bilgiler aktardın bize son dakika gelişmesi olarak.